da. Sa imba ka në bishet. Ako është shutan, shutan, shutan. Ok, so. Biz biliyorsunuz Hollanda'da, Rotterdam'da vatandaşlarımızla sizin gibi böyle sadece 16 Nisan'ı konuşmak ve anayasa değişikliğinin neler getirdiğini konuşmak üzere gittik Rotterdam'a. Ama konsolosluk topraklarımıza dahi alınmadık. Bizim kendi vatan topraklarımız sayılan konsolosluğun 30 metre ilerisinden bizi almadılar. Gerçekten çok ırkçı, faşist bir anlayışla bizi vatandaşlarımızın bulunduğu yere de geçirmediler. Tam 7 saat boyunca biz orada Rotterdam'da bir aracın yanında, içinde, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Ama asla eğer ki bana oradan, Ankara'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan artık dönebilirsin denmeseydi ben orada ölecektim ama oradan ayrılmayacaktım. Bundan emin olabilirsiniz ama bazen insan gerçekten devleti, milleti her şeyin önüne geçiyor. Allah'ın izniyle ben Avrupa'nın bazı ülkelerin, Hollanda'nın özellikle, Avrupa'da da birçok ülkede biliyorsunuz seminerlerimiz, konferanslarımız iptal edildi. Hollanda'nın bu ırkçı tutumuna karşı en güzel cevabı ben milletimizin 16 Nisan'da vereceğinden eminim. Ülkemizin güçlenmesini istemeyenler bu anayasa referandumunda da bizim güçlü bir şekilde çıkmamızı istemiyorlar. Bütün bunlar Türkiye'nin daha güçlü yarınlara gidememesi için yapıyorlar. İnşallah biz anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde evet diyerek 2023 Türkiye'sini sizlerle birlikte kuracağız. Milletimize güvendik bugüne kadar hep. Bundan sonra da milletimize güveneceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye 2023'e emin adımlarla daha güçlü bir şekilde yürüyecek. Ben 16 Nisan, 17 Nisan sabahının çok hayırlı, çok güzel bir gün olacağına inancım tam. Milletimiz bugüne kadar güvenimizi hiçbir zaman boş çıkartmadı. Bizim milletimize güvencimiz tam. 15 Temmuz ruhuyla biz gece gündüz demeden 16 Nisan'a kadar çalışacağız. Burada da inşallah sizler Amerika'daki Türk vatandaşları olarak sandıklara gitme noktasında eğer çok güçlü bir şekilde katılımı sağlarsak ben burada da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Takip edebilirsiniz. Seçim koordinasyon merkezlerimizden. Buyurun Sayın Bakanım. Buyurun efendim. The first Turkish newspaper in the U.S.